Kanalda daha önceden buna benzer yaptığım bir somon tarifi vardı. Hatta kanalda galiba ilk çektiğim videolardan bir tanesi olabilir. Bambaşka bir bu arada hiç açıp bakmayın. O yüzden yenisini koyuyorum. Harika bir tarif. Somon tarifi, yanında da brokoli. İkisini de fırında yapacağız. Böyle Asya usulü, güzel, lezzetli, pratik bir tarif. Malzemeleri aşağıya liste olarak bırakacağım. Onun dışında ben burada şimdi hızlıca tarifi yapmaya başlıyorum. Bir tane karıştırma kabım var. Onun içine şurada böyle, bu çok önemli bir detay. Tuzu azaltılmış soya. Artık marketlerde var. Tuzu öbürünü yaparsanız eğer. Şöyle anlatayım. Mesela ben şu an yaklaşık 100-120 ml kadar bir tuzsuz soya sos kullanıyorum. Eğer normal soya sos kullanacaksanız onu evde 50'ye 50 suyla karıştırarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü öbür türlü çok tuzlu oluyor. Bunu kabımın içine alıyorum. Balım var. Balımı da böyle bolca acımadan kullanıyorum. İçine tatlı ekşi sos koyacağım. Eğer tatlı ekşi sosunuz yoksa tatlı ekşi sos derken sweet chili sos olarak geçen o biberli. Sweet chiliniz yoksa sriracha ya da herhangi bir tabasco'dan da biraz ekleyebilirsiniz acı sostan. Şöyle koyuyorum. Çok acı değil, tatlı bir acılığı olsun istediğim için sweet chili kullanıyorum ama dediğim gibi yoksa tabasco da ekleyebilirsiniz. Zaten içinde bal var. Bir de susam yağı ekliyorum. Şöyle. Susam yağınız yoksa zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi herhangi bir yağ da kullanabilirsiniz. Onu şöyle bir karıştırdım. Şimdi içine 3 diş sarımsak, rende, küp, doğranmış nasıl istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunu içine ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Son olarak içine bolca zencefil rendeleyeceğim. Yaklaşık bir 2 parmak kadar zencefil koyuyorum. Taze zencefiliniz yoksa toz zencefil de kullanabilirsiniz. Tabii ki tazenin verdiği lezzeti vermiyor ama yine içine aroma eklemiş olursunuz. Bunu da şöyle karıştırıyorum. Şimdi fırınımı daha önceden 180 dereceye ayarladım. Ben fanı da kullanıyorum. Çok daha güzel pişmesine yardımcı oluyor. Şimdi bu gördüğünüz karışımdan önce böyle brokolilerimin üstüne biraz gezdirmek istiyorum. Tuz koymayacağım. Yine soya sosun yeterli tuzu veriyor. Şöyle. Çok değil. Brokoliler biraz böyle renk ve aroma alsın diye bunu ekliyorum. Kalanında burada gördüğünüz gibi somonum vardı. Somonun üstüne şöyle bocalıyorum. Evet, biraz derin kalıyor. Hiç problem değil. Arada böyle sosu fırındayken de somonun üstüne gezdireceğim. Bu sos piştikçe kıvamlanacak. Yaklaşık bir 20-25 dakika ara ara açıp açıp sosunu da hafif böyle gezdirerek somonun pişirmeye devam edeceğim. Şimdi ben bu ikisini aynı anda 180 derecelik fırınıma atıyorum. Sonra da çıktığında nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. Tarifimiz hazır, fırından çıktı. Ben üstüne en son böyle dibindeki sosunu da gezdirdim. Gerçekten çok çok lezzetli bir tarif oluyor. Umarım tarifi denersiniz. Kanaldaki diğer balık tariflerini videonun sonuna ekleyeceğim. Onun dışında kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve diğer tariflere bakmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.